Bağlı Yıldırım, 17 Kasım 2014 bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, bültenimize Kent Ormanı cinayetinin tüyleri ürperten detaylarını anlatan haberle başlıyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu cinayet ayrıntılarıyla ortaya koydu. Otopside Onur Sandal'ın iki farklı kesici alet kullanılarak öldürüldüğü belirlendi. Ciğerlerinde toprak bulunması da Sandal'ın can çekişirken gömüldüğünü ortaya çıkardı. Cinayetle ilgili olarak Sandal'ın kız arkadaşının abisi Akın T. ile babası Ahmet T. tutuklandı. Çardak'taki sis İstanbul Denizli uçak seferlerine rötar yaptırdı. Çardak'taki sis nedeniyle TÜİK Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan saat 6.30'da hareket etmesi gereken uçağı saat 8.20 sıralarında ancak havalanabildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 6.40'da havalanması gereken Pegasus uçağı da yaklaşık 1,5 saat rötarla kalkabildi. 30 Mart sonrası oradan oraya sarılan belediye personeliyle ilgili bir örnek de Büyükşehir Belediye Bandosu'ndan. Bandoda 17 yıldır trombon çalan, beste ve aranjör çalışmalarıyla repertuar oluşturan Menderes Urfalı, önce Merkez Efendi Belediyesi'ne gönderildi, ardından Fenişlerinde görevlendirildi. Şimdi ise elinde tutuşturulan kürekle harç karıyor, yol ve kaldırımlarda park itiş döşemesinde çalıştırılıyor. Pamukkale Üniversitesi akademik performans sıralamasında kuruluş tarihi kendisiyle aynı olan bazı üniversitelerin gerisinde kaldı. ODTÜ bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı'nca gerçekleştirilen akademik performans değerlendirme çalışmasının 2014 sonuçları açıklandı. Payı 2000'den önce kurulan üniversitelerin genel sıralamasında 43. olabildi. Tüm üniversiteler değerlendirilmesine 46. sırada yer alabilen Payı'nın dünya sıralamasındaki yeri ise 1236.lık. Eğitim İş Üyesi öğretmenler okullarda nöbet tutmama eylemi başlattı. Eğitim İş Şube Başkanı Kadem Özbay, nöbet görevinin yasal bir statüye sokulmasını, ücretlendirilmesini ve ek ders görevinden sayılarak norm kadro ile ilişkilendirilmesini istediklerini belirtti. Özbay bu amaçla 17-21 Kasım ile 1-12 Aralık tarihlerini kapsayan haftalarda nöbet görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıkladı. Denizli Spor Milli Maç nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçı oynayarak değerlendirdi. Horozlar hazırlık maçında Manisa Spor ile 2-2 berabere kaldı. Yeşil Siyahların gollerini Yordano ve Cihan Özkaymak attı. Teknik direktör Özcan Bizati bu karşılaşmada ligde forma şansı bulunmayan Mert, Fatih Soyetik, Muhammed, Alperen, Mustafa, Cihan ve Himmet gibi isimlere görev verdi. Denizli parçalı bulutlu bir havanın etkisinde. Hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 20 derece olacak. Bu arada meteoroloji Çardak, Bozkurt, Baklan, Çivril, Bekilli, Çal ve Honaz için sis uyarısında bulundu. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.